Rockstar Games'in GTA üçlemesinde GTA 6'nın ilk ekran görüntüsünü paylaşmış olabileceği iddia edildi. Yinelenen GTA San Andreas'te yer alan gizemli bir ev, gerçek hayatta varoluşu ve bugüne kadar hiçbir GTA oyununda karşımıza çıkmaması nedeniyle kafaları karıştırdı. Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Rockstar Games, GTA Trilogy isimli yeni üçlemesini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Oyuncular GTA 6'yı beklerken yaşanan bu gelişme pek çok GTA tutkununun canını sıktı. Üstelik yeni üçlemedeki grafiklerin beklentileri karşılamamış olması da oyuncuların Rockstar Games'e tepki göstermesine yol açtı. GTA Trilogy için artık yapacak hiçbir şey olmadığını söylemek gerek. Dileyen oyuncular yaklaşık 600 TL ödeme yaparak GTA serisinin yenilenen üçlemesine sahip olabilecekler. Ancak yaşanan bir gelişme, bu üçleme üzerine unutulduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. GTA San Andreas'in yeni versiyonundan alınan bazı görüntüler, GTA 6'nın ilk ekran görüntüsünün resmen paylaşılmış olabileceğini düşündürmeye başladı. Peki neden? Bir evin ve bu evin üzerinde de bir UFO'nun yer aldığı ekrandaki görüntünün GTA 6 ile nasıl bir ilgisi olabilir? Sorun şu ki, GTA ekosisteminde böyle bir ev hiçbir zaman olmadı. Yani oyunların eski versiyonunda da yoktu. Ayrıca GTA 5'te de bu yapıdaki eve hiçbir zaman yer verilmemişti. Üstelik ekrandaki görüntüye oyunun kendisinden bakan oyuncular arada gözle görülebilir bir çözünürlük farkı olduğunu ifade ediyorlar. Yani söz konusu görüntü sanki GTA Trilogy Definitive Edition'a ait değilmiş gibiydi. İşte bu durum kafaları karıştırdı. Ancak kafa karışıklığına yol açan tek şey bu değildi. GTA 6'nın tıpkı GTA Vice City'deki gibi Miami'ye benzer bir lokasyonda geçeceği iddiasını bir videomda dile getirmiştim. Bu iddia üzerinden aylar geçmiş olsa da unutmayan bazı GTA hayranları görüntünün gerçek olup olmadığını anlayabilmek için Miami'nin gerçek haritası üzerinde inceleme yapmaya başladılar. Sonuç, adeta beyin yakan türdendi. iRobar nickini kullanan bir GTA hayranı, GTA üçlemesinde yer alan GTA San Andreas'taki gizemli evin gerçek dünyada var olduğunu tespit etti. Ufak tefek farklar olsa bile bu ev gerçekti ve Miami'de bulunuyordu. İşte bu tespit, söz konusu görüntünün gerçekten de GTA 6'ya ait olabileceğini ve hatta GTA 6'nın Miami'de geçeceğini düşündürüyor. Elbette tüm bunlar yalnızca varsayımlardan ibaret. Rockstar Games GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler gibi bu son gelişme de teyide muhtaç. Bu arada Rockstar Games GTA Trilogy oyunundaki hatalar için özür dileyip düzelteceğini açıkladı. Rockstar Games GTA üçlemesine gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. GTA hayranlarının beklentilerini karşılayamadıklarını itiraf eden firma, oyundaki hatalardan dolayı özür diledi. Ayrıca geliştirici ekibinin sosyal medyadan taciz edildiğini de söyleyen Rockstar, bu olaylara tepki gösterdi. Grafikleri kötü olduğu gerekçesiyle eleştiri odağına yerleşen GTA Trilogy The Definitive Edition, yanlışlıkla eklenen dosyalar sebep gösterilerek PC'de satıştan kaldırılmıştı. İddialara göre söz konusu dosyalar, lisanssız müzikleri ve Hot Coffee isimli 18 artı mini oyunu içeriyordu. Web sayfası üzerinden yeni bir açıklama yapan Rockstar Games, GTA serisi ve bu ikonik üçlemeyi oluşturan oyunlar, dünyanın dört bir yanındaki hayranlar kadar bizim için de özel dedi. Üçlemenin GTA'ya yakışır şekilde çıkmadığını kabul eden Rockstar, içtenlikle özür diliyoruz ifadelerini kullanarak oyunculardan af diledi. Teknik sorunları çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Rockstar Games şu açıklamayı yaptı. Öncelikle oyunlarda sorun yaşayan herkesten içtenlikle özür dileriz. GTA serisi ve bu ikonik üçlemeyi oluşturan oyunlar dünyanın dört bir yanındaki hayranlar kadar bizim için de özel. Klasik oyunların güncellenmiş sürümleri kendi kalitede standartlarımızı veya hayranlarımızın beklentilerini karşılayamadı. Teknik sorunları çözmek ve ileriye dönük her oyunu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Planladığımız her güncelleme, oyunların kalitesini hak ettikleri seviyeye ulaştıracaktır. GTA Trilogy The Definitive Edition'ın tüm sürümleri için önümüzdeki günlerde bir sürü sorunu çözecek Title Update yolda.
Bu arada geliştirme ekibimizin sosyal medyada taciz edildiğine dair raporlar duyduğumuzu belirtmek bizi üzüyor. Sorunlar üzerinde çalışırken topluluğumuzdan saygılı ve medeni olmalarını rica ediyoruz. Rockstar GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'in klasik PC sürümlerini kısa süre içinde bir paket olarak Rockstar Store'a ekleyeceğini de açıkladı. Ek olarak Rockstar Store'dan GTA Trilogy The Definitive Edition PC sürümünü 30 Haziran 2022'ye kadar satın alan herkese klasik versiyonları ücretsiz vereceğini duyurmuştu. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.